Delilimizi getirelim. E biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek? He? Bir abdeste kaç bin mesele? Bir namazda iki rekatta on iki bin fıkıh meselesi. Haçta bu kadar, zekatta şu kadar, fıkıh 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 binlerce cilt kitap bu kadar mesele. Mahşerde diyecekler bize delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk buna sor. E şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirette delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun, bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? <laughs> Efendim babamız Hacı Ali Efendi Hazretleri Men kallede alimen yallah salimen kim bir alimi taklit ederse eli sünnet bir adamı Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müktedi olacaksın. Mukallit taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar, o kadar büyük alimler, fakihler, onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımız şaşırabilir. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun İlmihal, Ömer Nasuh Efendi Hazretlerinin İlmihal. Yüzde yüz muhtever. Koca dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh'u bir şey dediyse tamamdır. Dedi. İşte bu kadar kolay senin için. Bir İlmihal'i alıyorsun eline. Bununla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh'u çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uymuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok. Şimdi bu kadar senedir 20 rekat teravih kılınıyor. Teravih 8 rekat diyor. E şimdi nereden uydurdun bunu sen? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlara uyanlara delilinizi getirin dense bu nereden delil getirecek? Ya.